Yani oğlum 37 yıllık Dışişleri Bakanlığı diplomatıyım. Ve içeri burada pasaportumda da TC Hanover Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu yazıyor. Yani içeri giremiyorum. İçeri almıyorlar ve hukuken sebebini de bilmiyorum. Yani devir teslim yapılmamış, yolluk almamışım. Şahsi eşyalarım, kişisel verilerim çalışma odamda. Yani eşim insan kaçakçılığını ortaya çıkarttığı için mi bu? Nedir yani? Hani Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin insan kaçakçılığını ortaya çıkarttı diye mi güler yani bu? Yani bundan dolayı ceza mı? Ne bu? Rezillik mi? Bu ne yani? Anlamıyorum. Yani devletin ve kurumlarımızın hali. Devletimin düşürüldüğü durum. Yani maalesef. Ben Musa Seyyar adında birinin dövizli askerliğini sahte beyanla yaptığını Milli Savunma Bakanlığı Asal'a ihbar ettim. İptal etti dövizli askerliğini Asal. Adam beni dava etmiş iftiralarla. Asker kaçağı durumunda. Noksan hizmetli deniyor. Yani asker kaçağı dediğim. Burada mı çalışıyor şu anda? Şu anda içeride o. Ama muavin konsolos 37 yıllık diplomat. Bu adam eski kavas, odacı. Ve sahte beyanla dövizli askerlikten istifade ettiğini ben Asal'a bildirdim. Asal iptal etti. Noksan hizmetlidir. Tebligat yapın. Askerliğini abi olduğu usulde yerine getirsin diye. Bu durumu... O içeride hizmete özel, kişi özel verilere erişiyor. Belki benim odama giriyor. Ama ben 37 yıllık kariyer memuru, diplomat bu durumu Suriyeli bir... göçmenlere ayrılmış o şu bir metrelik yerde bekletiliyorum. Ve devir teslim için, yolluk için kişisel verilerimi, kişisel zati eşyamı almak için. Peki bu durumu Hanover Başkonsolosu Gül Özgekaya bilmiyor mu? O yapıyor zaten. Yani onun uygulaması. Ondan izinsiz kimse ne alabilir ne verebilir.